Benim yatırımlarım hepsi kendime. Ben yapmam dediğim her şeyi yaptığım için şu an söylemek istemiyorum. Kimse unutamadı benim kilolu halimi. Niye bu kadar dert oldu anlamadım. Ben sildim hafızadan. Kimse unutmadı ama. Benden geçti mi? Hello, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, süperim. Çünkü hayatta çekilmesi en kolay, en basit, en yormayan ve en hoşuma giden. Ayrıca izleyenlerin de garip bir şekilde izlemeyi çok sevdiği bir video çekeceğiz. Ne o? Soru cevap. Şu an kendi kanalımda mıyım, Trendyol kanalında mıyım? Siz kendi kanalındasın diyebiliyorum. Evet, şu an kendi kanalımdayım. Trendyol demişken diye çok şey oldu, ne oldu? Ezan sana gelmiyor. Ezan okunuyor yani ülkede. Bence bunu şey yapmazlar. Tamam. Geliyor mu sana ezan sesi şu an? Yani şu an duyuluyor videoda. Duyulsun ya. Klimadır, ezandır. Bunlara takılmayalım arkadaşlar yani. Neyse. Aşağıya çok güzel bir Trendyol linki bırakacağım. O yüzden Trendyol'da mıyım, kendi kanalımda mıyım diye sordum. Bu son fotoğraflarımda ve storylerimde gördüğünüz tüm crop topların hepsi Trendyol ile olduğu için aşağıya çok güzel bir link bırakıyorum şu an. Bıraktım. Kod bu haftalık yok. 2-3 hafta inşallah bir de kodla gel. Ne var ya? Arda bana kod attı. Şaka yapıyorsun. Evet. Bir dakika, bende niye yok? Dur. Bir dakika. Evet, kodumuz var. Evet. Kodumuz var. Doğru. Tüm Trendyol Milla ve tüm Trendyol erkek kategorisine geçerli. Eylül 20 mi? Eylül 20. Kodu yazdık şu an buraya. Evet, önümde duruyor zaten. Niye sana soruyorum ki? Kodumuz Eylül 20. Kullanmayı, kullandırtmayı unutmayınız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Okey. Şimdi story attım. Dedim ki bana böyle hani bu soruyu kimse sormamıştır diyeceğiniz sorularınız varsa yazar mısınız dedim. Bütün sorular aynı. Ben bulduğum sahanın soruların hepsi en az bir 100 defa falan sorulmuş. En çok gelen soruları seçtim ben de öyle olunca. Close friends kısmını kullanıyor musun? Instagram yakın arkadaşlar story kısmını. Evet. Bunu bir soru cevap videosunda daha cevaplamıştım. Lütfen eski videolarımı izleyin. Aynı soruları 50 kere sormuşsunuz. Bu kanalda en az 10 tane soru cevap videosu var. En eskileri izlemeyin şişmanım. Ama yenilerini izleyebilirsiniz. Ve bu soruların hepsi orada cevaplandı. Kullanıyorum. Ne atıyorum mesela? Dur bakayım, hiç atmış mıyım bugün? Daha çok kendini mi atıyorsun yoksa böyle caps'ler falan mı? Kendimi atmıyorum. Kendimi normale atıyorum yani. O zaman... Şey atıyorum mesela, güldüğüm DM'leri falan. Kaçırdığımız bir şey yok çok fazla. Var aslında. Var. Yani mesela gerçek story'de yapamayacağım esprileri, şakaları orada yapıyorum. Doğru. Çünkü orada linç yok. 10-15 kişi falan var. Beni linç edemeyecek kişiler, iOS'a etsinler. Ya da dışarı bir şey sızdırmayacak kişilerdir diye düşünüyorum. Ama ben kimlerin close friends'inde varım biliyor musun? Şimdi onu soracaktım. O 15'inde varsındır değil mi? 15'inde varım. Ekstra benim close'umda olmayan çoğu kişinin yakın arkadaşlarında da varım. Ama o kadar şeyim biliyor musun? Hiç mesela atıyorum, isim vermeyeceğim şu an. O kadar hani normalde insanların direkt screenshot alıp böyle kıyıda köşede tutacağı storyler dönüyor ki o yakın arkadaşlarda. Hiç bugüne kadar hiç SS almadım galiba. Salak mıyım ben? Al bence. Benimkileri alıyorlar mıdır? Ama benimkilerde bir şey yok. Milletle dalga geçtiğim şeyler var yani. Alsalar da bir şey olmaz. Ne? Neyse, ilk kaç yaşında sevgili yaptın? Bu lise. Nasıl bir soru ya Meriç ya? Yapmak ne demek sevgili ya? Lise sonda bir sevgilim olmuş. Lise son muydum? 11. Evet, zaten benim sevgilim... Kim o? Bismillahirrahmanirrahim. Çekimdeyim, çekimde! Saygı kalmamış. Gerçekten. Kardeşim buna ver. Evet, monitörümden hep izliyorum kendimi. Hep gözüm orada, çok. Çok çirkinim şu an monitörde. Bugün nasıl gözüküyor? Geçin. Yeni mi başladınız? Hı. Kendi kendine günü şeydi. Evet. İnsanların beni neden izlediğini daha iyi anlıyorum. Hadi kolay gel. Öptük. Ezan bitiyor, klima başlıyor, klima bitiyor. Bunlar şey için gelmiş olabilirler. Gönderecektik ya. Çekilişle. Aa evet. Bunlar gidecek. Burada mısınız? Öptüm. Görüşmek üzere. Hello. Hadi görüşürüz. Bunun dövme olduğunu biliyor muydun? Neyim? Bunun. Ciddi olamazsın. Evet. Çok saçma. Bir şey mi vardı, üstünü mü kapattın? Ya bu nasıl bir şeyin üstünü kapatabilir?
Ne bileyim bir nokta var da. Hayır, sarhoştum. İlk kaç yaşında sevgili yaptın diye Meriç sormuş. Sevgili yapmak. Sevgili yaptım ilk 11. sınıfın sonu 12. sınıf. Zaten kaç tane sevgilim oldu Allah aşkına, lise aşkı. Mesleğin sorulunca ne yazıyorsun? Ya yazmak değil de mesela taksici abiler falan işte ne iş yapıyorsun ya da herhangi biri. Sosyal medya işi. Mesela anlamadıkları için devamını getirmiyorlar genelde. Ne sosyal medya işi ne? Ha, buradaki şey olabilir. Hani vizede falan yazılıyor ya. Onu sormuş olabilir. Ne yazıyorum ki? Burcu'ya sormak lazım. Ben yazmıyorum. Burcu yazıyor genel olarak. Burcu ne yazıyorsun gerçekten? Burcu da yazmıyor ki. Vizede kimse bana sormuyor ki mesleğimi. Sanki Amerika vizesinde... Ha, onu anlattım canım. Amerika vizesi görüşmeyle gitmiştim. Anlattım. Sosyal medya iş yapıyorum. YouTube kanalım var. Yazıda var. Böyle mi? Böyle. Ay ne bileyim. Meslek. Of ya. Soruya bak. Yaptığın en büyük yatırım. Burnum. Kendine. Benim yatırımlarım hepsi kendime. Dışarıya hiç yatırım yapmıyorum. Her şey kendime. Bir şey söyleyeceğim. Burnu nasıl bir yatırım olarak görüyorsun? Kendime yatırım yaptım yani. Yatırım yani. Bu surat bir yatırım. Gerçekten bak, en çok gelen soru, yemin ediyorum sana, yemin ediyorum 10 sorunun 4 tanesi bu. Gerçekten Can'la aranızda bir şey olmasını istemez miydin? Arkadaşlar, kız kardeşi olan erkekler, erkek kardeşi olan kızlar beni anlayacaktır. Can'la aramda bir şey olması fikri ensest ilişkiye giriyor. Gerçekten ensest ilişkiye giriyor. Yani Can, sanki ben onunla birlikte doğmuşum ve aynı evde büyümüşüm gibi düşünün. Kuzenlerinizi düşünün, hani aynı şey. Can'la benim aramda bir şey olması. Öyle bir sevgi yani o. Bunu zaten düşünemiyorsun değil mi? Hani bak hayır, çok kötü, anladın mı? Çok kötü yani Can'la aramda bir şey olması fikri yani. Aa, yani o öyle bir sevgi, anladın mı? Onunla birlikte doğmuşum gibi. O ben gibi yani. Böyle düşünmeye başlarsan artık Can'la bu seviyede de olamazsın. Herhangi bir şeyi bir sakınmaya çalışırsın. Bunu nasıl düşünebilirim falan. Yani? Can o, anladın mı? Can yani. Hani... Can'la ben birlikte de uyurum, aynı otel odasında da kalırım yani, öyleyiz biz, öyleyiz yani, o ben oyum yani. Bilmiyorum, bu soruyu sormayın bir daha. Can seni çok seviyorum. Önceki hayatında neydin? Emirhan ne bileyim neydim de, şey yapmak istiyorum, regresyon terapisini biliyor musun? Yok. Neyse. Meditasyon falan filan derken önceki hayatından bir takım kesitler görüyor musun falan. Bunu çok istiyorum ama... Ben nedense önceki hayatımda hep hayvan olduğuma inanıyorum. Olabilir. Hayvanlarla da iyi anlaşıyorsun. Evet, yani onlarla empati yapabiliyor oluşumu buna bağlıyorum. Çok saçma gelebilir. His yani bu. Hep bir hayvan olduğum yani. Özellikle köpek. Kedi de değil mesela. Anladım. Evet, kedi insanıyımdır normalde ama köpek olduğuma inanıyorum. Hiç düşünmemişim böyle bir şey. Şu ben an, çok düşündüm. Ama inanıyor musun bir... önceki hayat olayına? Ben yok, inanıyorum. Yani çok fazla şey yapmadım. Ha, ben çok inanıyorum. Var önceki hayatlarım diye inanıyorum. Ve bundan bir önceki hayatımda köpek olduğumu düşünüyorum. Peki terapiyle çıkan, yani hissedilebilen bir şey mi inancına göre? Terapiye gitmedim ki. Ya o terapi bambaşka bir olay. Şimdi yanlış bir şey anlatırım. Anladım. Sonra üstüme saldırırlar. Onu araştırabiliriz. O bayağı güzel bir şey ve çok istiyorum onu. Zehra demiş ki birini sevmen için onun ne ayrıcalığı hoşuna gider? Hadi soruları screenshot aldın. Azıcık da cevap düşünseydim keşke. Hiç cevap düşünmemişim bu arada. Ne hoşuma gider? Ne ayrıcalığı hoşuma gider? Ha şu mesela benim çok hoşuma giden bir şey. Normalde çoğu kız şunu çok sever. Nasıl derler? Playboy erkek, hani herkese takılan eden falan ve onunla bir ilişki yaşıyor, ciddi bir ilişki yaşıyor olabilmek mesela kızların hoşuna giden bir şeydir genelde. Bilir misin bilmem. Hani herkese takıldı benimle ciddi bir ilişkisi var kafası. Benim de tam tersine kimseye bakmayan ve kimseye olmayan, yani kimseyle ilgilenmeyen biri hoşuma gider. Bu daha çekici geliyor bana. O biraz da kendine benzeyen birini bulmak için mi acaba? Sen de çok kişiyle birlikte olmadın ya. Acaba yok, hiç diye... öyle düşünmedim ama şey yani hani asıl herkesle ilgilenenin benimle ilgilenmesi çok normal. Hani okey ama kimseyle ilgilenmeyenin benimle ilgilenmesi bence çok daha... Bence de tatlı. Çok daha özel. Evet. Ayşenur demiş ki, bak yine sevgili sorusuymuş, bunu niye screenshot almış? Böyle güzel ve iddialı birinin, bu yüzden screenshot aldım muhtemelen sadece bu cümleyi okumak için. Neden erkek arkadaşı yok? Yani ne bileyim ben, yok yani. Bunu oturup düşünmüyorum neden benim erkek arkadaşım yok diye. Burada şakasını yapıyoruz, ediyoruz videolarda da. Evet, bir şey hiç diyecek. Hissetmiyor musun peki? Yani yalnız kalmıyorsun tabii ki de. Yok, yalnız hani... kaldığım zamanlarda da hissetmiyorum. Ya eksikliğini hissetmiyorsan sıkıntı yok zaten. Yani...
bilmem ki yani bir erkek arkadaşın, kız arkadaşın eksikliği birinden ayrılınca hissedilir. Biri yoksa bunun eksikliğini nasıl hissedersin ki? Şöyle hani bir erkek arkadaşım olsaydı da beraber tatile gitseydik. Yok. Keşke bu dönem falan gibi. Olmuyorsa sıkıntı yok. Hissetmiyorum zaten. Çünkü tatil ekibim bayağı iyi. Ece sormuş. Ameliyat olmaya nasıl karar verdin? Ben de istiyorum ama çekiniyorum ve sonrasında neler yaşadın? Öncelikle hangisi? Yani hangi birinden bahsediyorsun? Ama mideden bahsettiğini biliyorum. Şöyle karar verdim. Bir sene kadar ya da bir buçuk sene kadar zaten çok kilolu bir dönemim oldu. Onun öncesinde de ben bu kilodaydım. Biliyorsunuz zaten yani. Sonra bir 6-7 ay boyunca işte diyetisyenler, sporlar, bilmem neler yok. Olmuyor. Yani yapamıyorum. Gitmiyor. Gitmiyor da değil. Bozuyorum yani. İradesizim. Aşırı iradesizim ben. Günlük hayatımda da her konuda böyle. İradesizim yani. Hani o yemeği yemek istiyorsam o yemeği yiyorum. Yarın yemem diyorum. Yarın da yiyorum. Bu hep böyle. Sonra baktık işler kötü gidiyor. Baktık olmuyor. Baktık değerler bir yükseliyor bir çıkıyor. Yok işte kolesteroldür, yok tansiyondur, bilmem nedir derken en son dedim ki tamam. Yani tamam ben ameliyat olmalıyım. Yani olacağım. İstiyorum da, zayıflamak da istiyorum. Vücut da ameliyata okey diyor. İstiyor yani vücudu, ameliyat et beni diyor. Sonra gittim ameliyat oldum. Sonrası şöyleydi. Ben doktor konusunda çok şanslıydım. Bence benim doktorum bu işi yapanların arasında çok özel bir doktor. Onu övmek için söylemiyorum. Gerçekten öyle. Ayhan Mesci. Değişik bir adam yani, anladın mı? Çok rahat bir adam yani. O kadar güveniyorsun ki ona, ameliyat sonrası da çok rahat geçiyor. Tatmin edici bir cevap verdin mi? Yo, verdin. Ama bir şey söyleyeceğim. Hep aklının bir ucunda vardı. Hayır, şöyle inanılmaz dikkat etmen gerekiyor. Ha bu arada şöyle gerçekçi konuşayım. Çünkü ameliyat olmak istiyorum demiş. Yalan söylemedim de az önce, rahat geçirdim. Ama çok dikkat etmen gereken bir süreç. Yani bize hep şey diyorlar ya işte, aman ameliyat oldun da kilo verdin. Öyle bir dünya yok yani. Öyle bir dünya yok. Ameliyat oldun da işte kolayca kilo verdin de bilmem ne. Senin bir gün içinde yemek yeme yetini elinden aldıklarını düşün. Ve normalde iştahın gittiği bir ameliyat bu. İşte hormonun alınıyormuş. Gitmedi benim arkadaşlar, gitmedi. Hani hayvan gibi iştahım var ve yemek yemem yasak. Çünkü şöyle düşün, yemek yersem ölürüm. Diyette öyle bir şey yok ki yani. En kötü anında boz gitsin, yarın hiçbir şey yemezsin. Bunda öyle bir dünya yok yani. Yemek yersen ölürsün gibi düşünüyor. Belki ölmezsin ama sen ameliyatlısın ve yemek yersem ölürüm, yememeliyim deyip deliriyorsun yani. Yani çok garip bir cevap oldu. İlk başta övdüm. Ameliyat çok rahat geçirdim zor dedim. Fiziksel olarak çok kolay geçirdim. Kendi adıma konuşuyorum, ağrısızı bilmem ne açısından. Psikolojik olarak çok zor geçirdim. Gerçekten çok zor geçirdim. O yüzden doktorum için hani rahat diyorum. Çünkü fiziksel açıdan hiçbir problemim yoktu. Ama psikolojik olarak kendi için çok zordu. Ya bu aslında tavsiye verilecek bir şey değil. Sen istiyordun ve yaptın. Tüm ameliyatlarını. Evet. Yani. Aynen öyle. Yani bu biraz daha sağlığa kaçıyor. Ameliyatın hiçbirisi tavsiye edilmez. Yani oturup burada da burnunuzu yaptırın diyemem yani. Ameliyat bu. Her ameliyatta bir risk var, bir şey var. Benim ameliyatımı soruyorsan fiziksel çok kolaydı. Müthiş bir doktor ameliyatı oldum. Ama psikolojik tabii ki zorlandım. Yani ona tamamen hazır olup girmen gereken bir ameliyat. Ki ben öyle olmama rağmen zorlandım. Ay yine aynı soruyu SS almışım. Cemal Can'a hiç azıcık da olsa hoşlandın mı? Hayır. O benim erkek kardeşim. Sude sormuş. Bu düştüğünde kendini nasıl yükseltiyorsun? Neler yapıyorsun? Bir ara çok meditasyona sarmıştım. Ki benlik hiç hareket değil. Hiç değil. Yani dalga geçerdim meditasyoncular. Ve bence evet, bir tık iyi geliyordu. Sonra saldım onu da. O zaman niye saldın, iyi geliyorsa? Modum düşük. Ya modum, sen ne yapıyorsun? Yatarım ya da alışveriş yaparım. Ya kafayı dinler. Yatarım. Alışveriş beni tatmin etmez. Ne yaparım ki ya? Modum en son ne zaman düşük oldu hatırlamıyorum. Ya benim mod düşüklüğüm şey yani, hangoversam falan yani, hani durup dururken modum, bilmiyorum. Ay bulamadım. Sude böyle zor bir soru. Sürekli rutin olarak bir yerlerdesin. Vücudum onu nasıl kaldırıyor? Kaldırmıyor arkadaşlar. Artık gerçekten kaldırmıyor ve uzun bir süre bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Gerçekten düşünmüyorum ve mesela arkamı dönüp yaza baktığımda, bak tatil yapmamışım. Savaştım. Savaştım yani. Oradan oraya, oradan oraya, o bitiyor oraya yani. Onu dedik ya tatile gittiğim arkadaşlarıma. Dedik ki yani şu an bir şeyle cebelleşiyoruz. Bak sabah uyanıyoruz, beach'e gidiyoruz, EPR yapıyoruz, sarhoş oluyoruz, çıkıyoruz, eve geliyoruz. Bir saatimiz oluyor. 8'de çıkıyoruz ya mesela. Bir saatimiz oluyor. Bir saat içinde hazırlanıp diğer rezervasyona yetişmemiz lazım. Hop oraya çıkıyoruz. Bir saat içinde duşlar alınıyor, hazırlanıyor bilmem ne. Yemek yeniliyor. Yemekten gece devam. Geldin eve zaten 2-3-4. Hop yattın, sabah kalkman lazım hep arkadaşlar. Neden?
Sen uykuyu da seversin aslında. Evet. Zor olmuş benim anlattığın. Neden yani? Hani nereye yetişiyorsun veya her gün neyi kaçırdın yani bu kadar? Tam yaşamak istiyorsun aslında o tatilini ama biraz da koşturma yani olmuş. Tam dediğin 3 ay boyunca aynı şeyi yapamazsın, anladın mı? Bir noktada dersin ki hani bak her gün gidiyorum ve her gün aynı şeyini gitme. Olur mu? Sevda, ömür boyu para kazanmadan tatil mi? Çalışıp çalışıp yemek mi? Çalışıp çalışıp yemek. Bir kere para kazanmazsam ömür boyu nasıl tatil yapacağım zaten? Bu birinci soru. Ama her türlü çalışıp çalışıp yemek. Kendim kazanıp onu yemek. Özge demiş ki, ünlü olmadan önce herhangi bir YouTuber için kötü yorumda bulundun mu, kimde? Hiç izlemiyordum ki. Hiç izlemiyordum. Hala izlediğim söylenemez. Yani hiç izlemiyordum. Elbet birine kötü yorumda bulunmuşsundur ama ekranda gördüğün için değil o. Hayır ama diyor ki bak ünlü olmadan yani YouTuber olmadan önce hiçbir fikrim yoktu. Yani ben bütün YouTuber'ları, bu arada çok ciddi söylüyorum, buraya girdikten sonra gördüm ve tanıdım. Hani bunu şey olarak da ay tanımıyorum diye ilgimi çeken bir olay değildi. Yani mesela YouTube'a girip makyaj videosu yabancıları izliyordum. Onlar var sanıyordum. Hani Türkiye'de böyle büyük YouTuber'ların olduğunu hatırlamıyorum. Bilmiyordum ben. Yani bilmiyordum gibi. Hatırlıyorum. Bilmem. Aysu demiş ki, tanıdığın en dobra, en lafını esirgemeyen 3 ünlü kim? 1 İrem Derici. Bunu kime sorsan aynısını söyler. 1'i başkası alamaz. 2 Ece. Ece Seçkin. 3 de Merve'yi koyarım çöde. Şöyle ama İrem herkese dobra. Evet ya ben birebir de hani tanıdığın dediği için muhabbet ederken arkadaşım kategorisinde Ece öyledir. Çat çat söyler her şeyi. Merve de öyledir. Merve de esirgemez. Sana karşı mı? Genel olarak karşı yani. Anladım. Yorumunu şey yapmaz. Ya da bana birini anlatırken anlatır. Olumluydu, olumsuzdu. Evet yani dobra işte yani. Bugüne kadar yediğin en saçma linç Cardi B linç. Yani üstüne daha saçma bir linç yemedim galiba. Hatırlıyor musun New York Fashion Week olayını? Şimdi hatırladım. Yani arkada bir kız gülüyor mu? Bir şey vardı. Bir şey çekmişti. İçeride Kendall muhabbeti oldu ya. Arkada sonra bir sigara içmeye çıktık dışarı. Bir kız var ve Cardi B'nin aynısı ya. Aynısı. Ayrıca bu soru bir kere daha soruldu. İzleyin şu soru cevap videolarımı. Aynısı yani. Kız da kiloluymuş. Ne bileyim ben, suratı aynısı Cardi B'nin. Bana ne yani, kiloluysa kilolu. Can da onu çekiyor. Diyor ki bu da bizi şikayet etmesin diyor. Kendall Can'ı şikayet etti ya bu da. Bu da bizi şikayet etmesin diyor. Ben de kahkaha atıyorum. Ay. Ay. 2 gün boyunca o Twitter'da neler yazıldı, neler. Kız kiloluymuş. Ne bileyim ben, kız kilolu mu zayıf mı? Suratı Cardi B'nin aynısı. Bana ne? Buse. Hayatına geçirdiğin en zor dönem değildi ve nasıl atlattın? Ben unutuyorum ya. Ameliyat sonrası dönem olabilir. Ben böyle psikolojik düşünmüştüm. Evet, o evet, psikolojik linç, olarak da o. İlk linçini hatırlıyor musun? Linçlerde hiç öyle. Olmadı mı? Üzüldüğüm oldu. Mesela New York vlogunun ikinci partında biraz içimi dökmüştüm. Üzüldüğüm tabii ki oldu ama hayatımın en zor dönemi diyemem yani. Bilmiyorum yani şey dönemi kötüydü ama o zaman lisedeydim. Amcamı kaybettiğim ve babaannemi arkasından amcamı kaybettiğimiz peş peşe bir dönem vardı. O dönem kötüydü herhalde yani hayatımın en zor dönem, hani bir şey yapamayacağım bir dönem. Yani elimden bir şey gelmeyen bir dönem o dönemde. Geri kalan zor dönemlerimin hepsini kendim ettim, kendim buldum yani. İki dünya bir araya gelse yine yapmam dediğin bir şey var mı? Sen de düşünsene bunu. Ben yapmam dediğim her şeyi yaptığım için şu an söylemek istemiyorum. Şu kameranın karşısında neyi yapmam dediysem 2 ay içinde yaptım. Hani şimdi şey desem mesela işte evli bir adamla olmam mesela, çok hani söylenmesi gereken bir cevaptır ya. Bak burada derim ya onu. Duyarsın ki aksiyonu. Allah korusun da yani. Bilmem, bulamadım. Sen dolandırmam mesela birini. Yani çok klasik bir cevap ama korktuğum şeyler arasındadır mesela birini dolandırma. Yapamam yani, bir de zaten anladın mı? Kopya gözüme... miydi? Tamam. Bak ben de öyleyim. Elim ayağım titrerdi. Evet. Yüzüme gözüme bulaştırırım yani. Çekemezdim. O kadar belli ederim ki kopya çektim. Hani hoca acıyıp halim, hadi çeksin bu gerizekalı der yani. Senin hakkında iyi şeyler söylemeyen onlarca kişi varken nasıl böyle motive olabiliyorsun? Ali'cim, iyi şeyler söylemeyen herkesin kitlesinde var. Şimdi bende niye bu göze batıyor biliyor musun? Arda hep bana bunu bu şekilde açıklardı. Atıyorum diyor. Herkesin bir takipçi kitlesi var ve ya da takipçi değil mi, tanıdığı bir kitle var. Bu kitlenin %10'u onu sevmeyenler olarak düşün. Şimdi 100 binlik bir kitlenin %10'uyla 6 milyonluk bir kitlenin %10'u aynı değil. O yüzden ben sanki çok hani beni sevmeyen çok insan, herkesten çok insan varmış gibi geliyor. Çünkü benim kitlem 6-7 milyon ki bu sadece takipçi. Bir de sadece tanıyan ve takip etmeyen kaç milyon kişi vardır.
diye düşünüyorum. Öldür. O yüzden bana şey gibi yorumlar geliyor işte. Sanki en çok sevmeyen insan bendeymiş ki, ama bunun çok normal böyle olması. Çünkü en çok kişi bende. Ama sorunun cevabına gelirsek, yani dediğim gibi %10 kişi sevmiyor ama o %90 seviyor. O yüzden motive olmam çok normal. Ya bir de sevmeyen sevmesin, yapabileceğim bir şey yok. Yani herkesin hayatında var. Yani. Bahri demiş ki, ay yine aynı soruyu screenshot almış. Unutuyorum galiba bir önceki soruyu screenshot aldığımı. Artık hayatına birini almanın vakti gelmedi mi sevgili Daniela'm? Vallahi böyle bir vakit... Vakti mi var bilmiyorum, geldi mi? Bu çocuk için belki vakit düşünülebilir, çocuk de için. Sevgili için bir vakit anlamsız geldi bana. Kodumuzu hatırlatalım. Tabii. Trendyol Milla ve Trendyol Mende. Geçerli. Eylül 20 miydi? Eylül 20. Evet, Eylül 20. Kodu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İstediğiniz kişiye kullandırtabilirsiniz. Ne kadar geçerli acaba? Olsun, siz yine de hemen kullanın. Aşağıdaki linki de hatırlatayım. Ne demişti Bahri? Hayatında birini almanın vakti. Bilmem yani, şu an öyle bir eksiklik hissetmiyorum. Olursa güzel olur ama olmazsa da yani böyle bir vakit. Magazin sunuculuğu gelse yapar mısın? Hayatta yapmam dediğim şeylere ekliyorum bunu. Yapmam. Büyük konuşmayayım. Çok rahat çünkü olsa kamera, çok iyi yaparsın. Büyülü kamera. Hani şey, anladın mı? Yapmam dediğin her şeyi yaptırıyor sana. Ama yapmam yani. Üstüne alınmasın magazin sunuculuğu yapan ablalarımız, abilerimiz. Üstüne alınabilirler. Çünkü onların mesleğinden bahsediyorum. Ama yapmam yani. Neden? Yani şimdi burada yaptığımız ufak tefek dedikodular okey, yani anladın mı? Ama oturup yani birinin hayatını saatlerce konuşamam yani, kendime yediremem bunu. Bir noktada bana ne derim bu arada? Hani yeter be, bana ne derim yani, sıkılırım bir noktada. Yapamam, yapmam da değil, yapamam yani. Hani oturup saatlerce işte orada gürüldü, bu bununla şey yaptı. Bu story yatmıştı, orada aynı ayakkabı var. Hani... Bana ne ya derim, anladın mı? Yeter, susun derim yani, yapmam. Ulaştığın en yüksek kilo. Hazır mısın değil mi? Tahmin et. 87. 97. 97 oldun mu? Oldu. Ben çünkü 87-88'leri hatırlıyorum da üstünü bilmiyorum. Kimse unutamıyor zaten niyeyse. Kimse unutamadı benim kilolu halimi. Niye bu kadar dert oldu anlamadım. Ben sildim hafızadan. Kimse unutmadı ama. Tek bir harekette kendini anlatabilir misin? Ben bu hareketim bak. Gerçekten bu hareketim. Buyum yani. Zerya sormuş. Videolarda küfür edince ailen kızıyor mu? Kızmak, yani arayıp azarlamıyorlar tabii ki artık hani. Sana kadar olduğum için öyle bir şey yok ama annem şey diyor. Hiç yakışıyor mu sana? Hep böyle. Kızım ya. Yine çok küfür etmişsin. Hiç yakışıyor mu sana diyor. Sonra böyle yapıyorum. Yakışmıyor mu? Gerçekten yakıştırmıyor musun bana? Ama artık galiba eskisi kadar küfür etmiyorum ya. Yok, etmiyorsun. Ama eskiden bunu bilinçli yapmıyorum. Çok muydu? Ben öyle... Hayır, çok değil ama nedense buradaki kızlar küfür edince herkes bir "Vav, çok küfür ediyor" falan oluyor. Erkekler demediğini bırakmıyor. Çok kötü videolar var. Evet, yani onlar demediğini bırakmıyor. Ana bacı kayıyorlar yani. Ben şurada iki tepki belli eden küfür edince... Hani ben birine hakaret küfür etmiyorum ki. Ya siktir ya falan, hani böyle tepki belli eden küfürler ediyorum. Küfür sayılmıyor onlar. Irmak demiş ki, şu an 5.8 takipçin var ve çok büyük bir kitleye sahipsin. Ne hissediyorsun? Nasıl bir duygu? Yani 2 milyonda ne hissediyorsam şu anda onu hissediyorum. Aynı şey gibi yani, hani oha ya 6 milyon oluyorum falan değil. 2 milyonda da bunu hissediyordum yani. Helal olsun diyordum kendime. Ama şey tabii, artık daha dikkat etmek zorundasın. Şuna ama, hal ve hareketlerime asla dikkat etmek zorunda değilim. Kimseye örnek olmak zorunda değilim. İlk günde bunu savunuyordum, hala bunu savunuyorum. Şuna dikkat etmek zorundasın. Atıyorum, bir yere önerirken dikkat etmek zorundasın artık. Çünkü ister istemez bir güven ilişkin var yani karşındakiyle. Bu güzel dediğinde, o güzel diyor yani hani. Güzel daha... çıkması lazım onun. Evet, bunun güzel çıkma, bunun işe yarıyor çıkması lazım gibi düşünebiliriz. Sorumluluk arttırmış sana. Evet. Mesela geçen şey oldu, tamam mı? Bu ara cildim bozuk ya benim. Hatta biz siz o videoyu hafta izleyeceksiniz işte. Geçen hafta çektiğimiz videoda video açılır açılmaz kendimi görüyorum ve bağırmaya başlıyorum yüzüme ne olmuştu. Çünkü ben renk zamanları yüzüm gerçekten niye bilmiyorum. Son bir sene değil, son 7-8 aydır aşırı bir şekilde cildim bozuluyor. Ne zaman renklim yaklaşsa yani fısır fısır oluyor buralarım. Son vlogda da görünmüş, bayağı bariz görünmüş ve ben o vlogu yayınlanmadan izledim. Okey dedim, yayınlattım yani kendi ellerimle yayınladım o videoyu. Sonra vay efendim, damlanın cilt çok bozuk da işte kullandığı
da kremler işe yaramıyor mu? Birincisi ben sivilce kremi paylaşmadım yani. Sivilce kremi paylaşmadım. İkincisi renkliyken cildim bozuluyor. Ne var bunda? Ne var? Geçen ay oturup buna üzüldüm. Dedim ki insanlara gerçekten hani biri olsam ve baksam evet derim yani kızın cildine bak ne kadar kötüymüş derim. Ama o haftalıktı. Evet geçen haftaki yani o videodaki makyajınla şu anki makyajın aynı değil mi? Yüzünde olan şey hemen hemen aynı. Düğün vlogundan bahsediyorum. Hayır ben geçen hafta çektiğimiz. Çektiğimiz şu an hala yayınlanmayan video. Video. Hayır canım orada bayağı şey sürdük. Fondöten falan sürdük şu an yüzümde sadece çok az kalmadı. Hayır hayır videonun başında makyajın öncesinde. Makyaj yok ki makyaj öncesi. Şimdi var mı? Biraz concealer sürdüm şuralarımda. Ya çok fark var da onu sorgulamak istedim yani. Evet geçen hafta daha düzeldi ama çok reglim bitti. Daha düzeldi evet. Bitti diyorum. Yani 2 hafta regli olmuyoruz biz de 3 gün sürüyor. Neyse. Öyle mesela onu düşündüm. Dedim ki dışarıdan biri olsam ben de böyle algılarım hani. Kız bizimle cilt bakım ürünlerini paylaşıyor ama cilde bak derim. Ama yani ona da yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar yani. Regliken çıkıyor. Bu 10 kadının 8'inin falan problemi benim bildiğim kadarıyla. Ben hiç çıkarmıyordum çünkü Roaccutan tedavisi görmüştüm seneler önce. O yüzden çıkmıyordu. Ama artık herhalde normale dönüyor. Hormonlar yani yapabileceğim bir şey yok. Senin yaşamına özenen çok kişi var. Benim perde arkam diyerek birkaç şey desem bu ne olurdu? Mutluyum ben ya. Hani böyle şey hani şey derler işte gerçek hayatta çok mutsuzum. Hiç yansıttığım insan değilim falan. Esrarengiz tavırlara girerler ya. Mutluyum yani. Şey söylemiştin dergide kullandığım bir cümle vardı. Hayır ama perde arkam diyor şimdi. Buyum yani ben. Burada dergide de aynı şeyi söyledim. Ben bu kamerada gördüğünüz kızım. Ama günlük hayatımda şey olarak söyledim onu hani ona carla buna carla işte her şeyi şöyle o kız olarak yaşamıyorum anlamında söyledim. Bu da çok normal yani. Kimse evdeki gibi değil. Ama orijinali bu diyorsun. Burada evdeki gibiyim. Orijinali bu. Yani bir perde arkam yok yani. Burada ne görüyorsan aslında oyum. Evde de buyum yani. Ama normalde çok daha kibarım. Hani günlük hayatta benimle sokakta karşılaşsan çok daha kibar bir kızım. Hani bir şey olursun. Utanırsın. Yani o kadar o, kibarım mu? Ki. Danla? Bu Danla işte hani. Bu hayvan Danla. O kibar bir kız yani. Kibar olmak zorunda. Dövmelerini kaç yaşında yaptırdın? Üniversite 1'de yaptırdım. Geçen sene yaptırdım. Yaptırdım ama yaptım yani. Bunu geçen sene. Bunu bilmiyor muydun? Ben bilmiyordum onu. Help yazıyor. Evet. Geçen sene diğerleri. Can'ın yaptığı dövme de geçen sene. Başka bir dövmem yok. En çok hangisinde acı çektin? Var mı acı? Bunda. Bunda. Güzel bir soru Kevser sormuş. Nasıl öleceğin hakkında gizli bir ön seziye sahip misin? Ben sahibim, sen sahip misin? Sahibim. Ne nasıl öleceksin? Yemek yerken boğazıma bir şey takılıp. Gerçekten. Evet, öyle yaşarsın ya birkaç kere böyle takılır. Yani zaten söylüyorum ben ölürsem bundan öleceğim diye. Öyle bir hissiyata sahibim. Ben de trafik kazası. Ama hep öyle hissediyorum. Trafik kazasında aniden hiç beklemediğiniz bir anda hakkı rahmetime kavuşacağım. Ay annem şimdi üzülür bunu izleyince de. Hayır yani o bir ön sezi yani. Hani seneler sonra da çok yaşlanınca da olabilir. Bu. Ayça demiş ki evlilik çocuk konularında düşüncelerin hayallerin neler? Yani çocuk seviyor musun? Evet. Bebek çok seviyorum. Bebek yani ver elime bir tane bebek. Akşama kadar burada otururum gıkım çıkmaz. Hani ağlasın zırlasın umurumda olmaz. Mutlu olurum yani ona baktığım için. Yani hayalim güzel bir evlilik işte yani. Erken anne olmak isterdim. Evet isterim. Onu ben de isterdim. İsterim mi? Senin hala devam ediyor. Yani ben benden geçti çünkü yani erken babalık. Benden geçti mi? İşte bilmiyorum 18'de mi olmak isterdin? Oha ya, sen de 18'de işte yani ne çocuk anne. Sana soruyorum işte. Yo 18 eskilere göre iyi. Annelerimiz tabii, hep o evet. Zaman ama artık geçti o yaş ya. Senin için genç annelik yaşı bu kaç? Yaşlar. Bu yani bir iki sene sonra da bence genç annelik gibime geliyor. En kötü dönemimde tanıdım seni ve bana ışık oldun. Teşekkür ederim güzel kadın. Bu soru değil bunu screenshot almam sebebi çok fazla vardı. Hani işte seninle özgüvenimi yerine getirdim. Ha böyle çok güzel şeyler vardı. Teşekkür etmek için screenshot aldım bunu. Mutlu oldum yani. Hiç gece uyumadan önce kamerayı kurup nasıl uyuduğuna baktın mı? Hayır hep merak etmişimdir ama Allah korusun arkada dolaşan bir şey görürüm, bir karanlık görürüm falan. Psikolojim bozulur diye hiçbir zaman bunu yapamadım. Evimin her yerinde kamera var mesela açıp izleyemem bir şey görürüm diye. Ama bu ilginçmiş yani. Ben de hiç düşünmemiştim. Aa ben uykumu. Hep merak ederim nasıl uyuduğumu. Hadi ya. Evet. Horlar mısın?
Hayır ama şeymiş, burun ameliyatımdan önce bazen horluyormuşum. Hani bir düzenli bir şekilde horlamam yokmuş ama bazen böyle hani burnum tıkalıyken falan doğal olarak horluyormuşum. Artık horlamıyormuşum. Güzel. Ece öyle diyor, Can da öyle diyor. Araba sürerken sakin kalabiliyor musun demiş. Hayır. Bana hep arkadaşlarım şey der, arabama binen kişiler yani. Çirkin bir tabir de bu arada. Erkek gibisin araba kullanırken. Cidden öyleyim. Sen misin deniyorsun yoksa yaptığın hareketler mi sertleşiyor? Hayır, genel olarak zaten hızlı kullanıyorum ve aynı hızı bütün arabalardan bekliyorum. Hani hız demeyeyim de ne denir ona? Çabukluk gibi bir. Evet yani o atak, hani anladın mı? Hepimiz evimize ulaşabilelim bir an önce diye. Hani şey değil, kimse 250 ile git demiyorum ama yani sol şeritten de 60'la gidemezsin. Gidemezsin yani. Sol şerit 60'lar için yok. En sağa. Basıyorum, selektöre basıyorum. Kör ediyorum öndeki adamı. Burnunu hangi doktor yaptı? Yani küçük bir müdahalede bulundu. Nefes alamıyordun sen de o yüzden. Yo, burnum gayet isteyerek kendi hür irademle yaptırdım. Nefes alamıyorum diye yaptırmadım. Emre İlhan yaptı. Ama kendisi aynı zamanda kulak burun boğazcı olduğu için gerçekten hani nefes alamıyormuşum dedim. Bu arada yani ben de gitsem, kim giderse gitsin, nefes alamayan bir deliğim vardır kesin. Ya kim gitse burun ameliyatı önerirler. Sadece şey yapmak, düzeltmek için. Bunun üstüne bir de estetik yaptırmışız. Ayrıca küçük bir müdahale diye beni övmeye çalışmışsın ama baktığımda bayağı büyük bir müdahale var burnunda yani. Yo, eski burnum da güzeldi benim. Kötü bir burnum yoktu. Ama buna göre bence kötü bir burundu. Kötü bir burun değildi, buna göre kötü bir burundu. Eski dudağın kötüydü. Ama bak, bu normal dudağım. Bu benim dudağım şu an. Benim dolgulu dudağım korkunç. Mesela evet, insanlar şimdi bana diyor ki estetikte senin dudakların yapılı. Hayır. Benim yapılı halim kötüydü. Çok korkunçtu. Yani yakışmadı. Olmadı. Yakışmadı da değil. Artık doktorum Ali Duman bak bana yalvarıyordu, Damla. Ne olur yapmayalım artık. Her hafta gidip ekletemezsin dolgu. Ben öyleydim. Ve sürekli böyle yapın. Hayır. Eklemezseniz başka doktora giderim. Kötüydü. O da biliyor, başka doktora gitsem sömürecekler beni. Ne hale getirecekler. Kıyamam. Minik 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 ekliyorum. Diyordu. En son dedim ki hocam haklıymışsınız, eritelim mi dedim, erittik. Altta falan var tabi biraz da Allah bilir yani, kalan var. Kalanlar. Ailede Rus var mı? Bu boy bu endam gerçekten farklısın derken Seher. Boyum 1.64 arkadaşlar. Yani oradan kaç görünüyorum bilmiyorum. Çekimler falan hani böyle aşağıdan çekmeler, fotoğraf. Yemeyin bunları yani, boyum 1.64. Kız kıza gittiğinizde hesabı nasıl ödüyorsunuz genelde? Her yemek biri ödüyor. Bugün ben ödüyorum, yarın Ece ödüyor yani. Güzel. LGBT'yi destekliyor musun? Evet. Belli değil mi? Gayet yani. Bu nasıl bir soru? Ayrıca mesela LGBT'nin desteklenmesi gereken bir şey olması çok üzücü. Anladın mı? Hani normal bir şeyin ekstra bir destek görmemesi lazım. Hani bunun gayet normal bir durum olması lazım zaten yani. İnsanlığı destekliyor musun gibi bir şey? Heh yani hani. Bunun gibi bir şey, evet. Yani net konuştum bence. Gayet net. Evet. O zaman bir videonun da sonuna geldik. Kodumuzu tekrar hatırlatıyorum. Eylül 20. Trendyol Milla ve Trendyol Men için geçerli kodumuz. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linke de bakmayı unutmayınız. O zaman sizi seviyorum, sizi öpüyorum. Haftaya güzel bir makyaj videosu var. Haftaya güzel bir makyaj videosu var. Bildiğim kadarıyla ondan sonraki hafta güzel bir yemek videon olacak. Ben ilk yemeği yayınlamak istiyorum. O Arda'yla senin arandaki konu. İlk yemek yayınlansın. Çekilmedi bu arada. Hala çekilmedi. Cuma günü galiba. Hepinizi öpüyorum. Öptüm. Bye.